0-6 bırakam. 212'den ara, o yakayla bu yaka ayrı. Ve kıyaka, beyaz çorap fiyakam. Politika riyakar da komün hala hayatta. Bilhassa sokakta, yeah. İmkan olsa o kapcaz da idare eden tokatla. Argo jargon, yumru ve çok az caz. İyi geceler, merhabayın. Ankara Akay Konur stüdyolarından hepinize tekrar merhaba. Haymatlos mekandayız. Birazdan çok yoğun bir sanatçı konuğumuz Görkem Sevindik'le, ki biz de kendisini çok sevdik, yanınızda olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yeterince anlatamadık kendimizi. Daha şu an çabalıyoruz. Çıplaklar yürüyüşü, şaplak yemek. Günahlığımın tek beni sıktığını söyleyemeyeceğim ama anlatırım. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Aa, güzelliğine yenik düştüm hayvanım. Neyse. Romantik sohbetler mi yapacağız? Merhabalar Görkem, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum oğlum. Nasılsın? Gayet iyiyim. Ne işle uğraşıyorsun? Bize kendini biraz tanıtsana. Dövme yapıyorum. Zamanımın büyük bir kısmı dövme yapmakla geçiyor. Geceleri de işte organizasyonlarla, daha böyle sahne işleriyle uğraşarak geçiyor. Aynı zamanda fotomodellik yapıyorum. Evet. Güzel. Peki gece hayatında ne yapıyorsun? Yani böyle söyleyince konsomasyon yapıyor musun? Yok, gibi bir intiba var. Yani istiyorsan. Yok. Ama hayır. Şu an değil. Yok, sonra. Konsomasyon yapmıyorum. Daha çok queer eğlence etkinliklerinde, daha doğrusu drag queen etkinliklerinde sahne alıyorum. Drag queen ne demek? Drag queen abartılı bir kadın tavrı içerisinde. Daha böyle alaycı bir şekilde sahne almak, dans etmek. Sanatsal bir kadın figürü sergilemek üzerine kurulu bir altyapısı var. Sen bir drag queen misin? Yok, ben bir drag queen değilim. Hani kadın olma halinde nasıl olurdum acaba sorusunu cevaplarsam eğer, ileride bir gün drag queen olabilirim. Ama şu an queer bir erkek birey olarak sahneye çıkıyorum. Kaç yıldır Ankara'da yaşıyorsun? Yani 12 yaşında buraya taşındım. Şu an 21 yaşındayım. Kısa bir hesapla 9 yıldır burada olduğunu anlayabiliyoruz. Tamam. Peki drag şovlara ne zaman başladın? Bir sene oldu. Daha öncesinde ufak ufak etkinlikler yapıldığını biliyordum aslında. Kendi arkadaş güruhumu da alıp bu dalganın içerisine sürükledim. Ve orada bir noktada hani kendim de artık sahneye çıkıp kendi queer halimi de yansıtmam gerektiğini düşündüm ve bu şekilde başladım. İlk dövmeni ne zaman yaptın? 17 yaşındaydım ilk dövmemi yaptığımda. Çok heyecanlandın mı? O tabii ki heyecandan daha çok büyük bir böyle korku gibiydi. Çok büyük bir kalabalığın önünde çıplak kalmak gibi bir şey böyle. Peki yapmayacağım dediğin dövme var mı? Daha bir haftalık sevgilisini ismini yazdırmak isteyen arkadaşlara dövme yapmıyorum, onu bildireyim. Sonra çünkü bir de üzerini kapattırmaya geliyorlar. Peki dövmecilikle ilgili aldığın en büyük ders neydi? Uyumamak. Biraz daha açıklasana. Şöyle, kendini geliştirebileceğin her vakti verimli olarak kullanabilmen gerekiyor. Ve bunun içerisinde kısım kısım az uyumak var. Hem de uyuma, ayık ol derler ya o. Hani uyumamak. Dövme ya da hayatın içerisinde de bu böyledir bu arada. Eğer uyursan götürürler. Yani işte hani anladın mı? Senin sevdiğin dövmen hangisi? Gösterebilirim. Gösterebilirim. Şöyle. Oo. Bunu Doruk yapmıştı. Bu aslında şöyle, benim için özel bir anlamı var bunun. Poseidon burada oğlunu bacağından doğuruyor aslında, hikaye bu. Kendi ustamla bağdaştırdığım bir yapı var burada. Hani o da bir noktada bir nebze beni fikren doğurduğu, manevi babam olduğu için. Belli bir oranda bu görsel onu temsil ediyor. Bakın burada da ben... Yandım, daha yandım, yandım. Çok sıcak bugün. Yok solda oturmam, sağda otururum. Yok açı öyle değil böyle. Yok bilmem ne. Ben anlamıyorum ki bu konukların sunucunun yerine geçme isteğini ya. Yine rezil olduk zaten. 28 yıldır rüsva olmayı çok iyi biliriz. Bütün Ankaralıların galiba kendine sorduğu soru. Neden Ankara? Seçenekler arasında bir de düşünülebilecek İstanbul vardır ya her zaman. Neden İstanbul değil de Ankara? İstanbul çok kalabalık ve çok fazla alternatif var. Yani senin iş gücünü karşılayabilecek bir sürü insan var. O zamanın kargaşasına da kapılıp gidiyorsun ama Ankara daha steril bir ulaşım oranı sağlıyor sana. İnsanlara daha kolay erişebiliyorsun. Gizli gerçekten bilmeyen bir sürü sanatçı var ve gerçekten doğru kişileri tanıdığında Ankara senin önüne inanılmaz fırsatlar sunabilecek bir yer. Ankara bir hayvan olsaydı o ne olurdu? Tilki. Neden? Çünkü aslında dışarıdan baktığında çok böyle hem sevimli hem böyle kendine ait bir şeyi olan, aurası olan bir yer. Ama aynı zamanda böyle çok enteresan kurnazlıkların döndüğü bir yer de aynı zamanda Ankara. Ben
sana bir soru soracağım. Cevabını vermezsen benim için bir şey atacaksın. Okey tamam. Mi? Dediğim bir dakika, bir dakika. Buradan sonra nereye gidiyoruz onu söyle. Buradan sonra prodüksiyon bilir. İçmeye başlıyoruz ya. Evet. Bana Instagram'da sessiz aldıklarını gösterebilir misin? Neyi mi? Instagram'da sessiz aldıklarını gösterebilir misin? Hayda. Aa, içiyorum. Tamam. Alınabilecek insanlar var. Afiyet olsun. Sence Ankara'nın nesi eksik? Güzelmiş bu arada. Afiyet olsun. Zanaate ve sanata değer eksik. Sence bunun sebebi ne? Bilinç. Yeterince anlatamadık kendimizi. Şu an çabalıyoruz. Ankara'da yapmak istediğim en sıra dışı şey nedir? Çıplaklar yürüyüşü. Seymenlerden başlayıp Kızılay'ın ortasına kadar böyle ana caddeden böyle dolanarak böyle polislerin önünden geçip. Olabilirdi yani. Güzel olurdu. Senin için şov ne demek? Benim için şov kendi benliğinle bu zamana kadar büyüttüğün o içindeki o tavır ya da yapıyı gösterebiliyor olmak. Vardı ya böyle bir fırsat mı gelir, işte bu zaman dersin ve Allah sana yürü ya kulum der. O noktada ki o dışarıya çıkan yansıma benim için şov. Drag show şımarma hali midir, kendi var etme hali midir? Kendi var etme halidir. Neden? Sen orada kişiliğini yansıtıyorsun ya da olmak istediğin, göstermek istediğin, belki de topluma yansıma olmak istediğin şeyi gösteriyorsun. Bu kesinlikle bir şımarma hali değil. Bir sanat biçimi. Sahnede mi olmayı tercih edersin, kamera karşısında mı? İkisi de. Teşekkür ederim. Başka sorum yok Hakim Bey. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Aynen, aynen. Şimdi Görkem'le biraz o mu, bu mu yapacağız? Hazır mısın? Evet, hazırım. Seri geliyorum. Hı hı. Su mu, soda mı? Soda. Kedi mi, köpek mi? Köpek. DJ mi, grup mu? Grup. Geçmiş mi, gelecek mi? Gelecek. Dokunmak mı, dokunulmak mı? Dokunulmak. Gece mi, gündüz mü? Gece. Cips mi, patlamış mısır mı? Patlamış mısır. Tiyatro mu, sinema mı? Tiyatro. İzlemek mi, izlenilmek mi? İzlenilmek. Radyo mu, Spotify mı? Spotify. Göz mü, dudak mı? Dudak. Boyun mu, omuz mu? Omuz. Dert anlatmak mı, dert dinlemek mi? Dert dinlemek. Bağlanmak mı, bağlanılmak mı? Bağlanılmak. Bağlanılmak mı, şaplak yemek mi? Şaplak yemek. Dans mı, şov mu? Şov. Pileli mi, jartiyer mi? Jartiyer. Takma tırnak mı, topuklu mu? Topuklu. Old school mu, realistik mi? Realistik. Dotwork mu, canım anam mı? Canım anam. Abi çok sarhoştuk mu? Ya dün gece ne içtik mi? Ya dün gece ne içtik? Aynen aynen mi? İyi dedin mi? İyi dedin. Sevmek mi, sevilmek mi? Sevmek. Otelden çıkmasak da olur mu? Ya hadi gel ormana kamp atalım mı? Aa, otelden çıkmasak olur mu? DM'den yürümek mi, Tinder'dan match mi? Hmm, Tinder'dan match. Kızılay mı, çay yolu mu? Kızılay. Tinder mı, Happen mı? Tinder. Tinder mı, Instagram mı? Instagram. Instagram mı, Facebook mu? Instagram. Instagram mı, Twitter? Instagram. Sponsorluk almışsın değil mi? Golden mı, Pitbull mu? Golden. Golden. Evet evet. Golden mı, Terrier mi? Golden. Golden mı, Husky mi? Husky. Aa, güzelliğine yanık düştüm hayvanın. Neyse, Pit çok şekilciyim, lanet olsun. Şu şartları artık içmek istiyorum. Şimdi Vatikan'a bağlanıyoruz. Beni Papa II. Oğul John olarak kabul et ve içinde düğümlenmiş, mabadına güğümlenmiş, seni yoran, sıkan, bütün günahlarını bana çıkar. Tamam. Mümkün mü? Ya mümkün. Günahlarımın tamam. Pek beni sıktığını söyleyemeyeceğim ama anlatırım. Gösterip vermediğin oldu mu? Ya evet oldu. Neden? O an sadece onunla iletişim kurmamın yolu oydu. Bok yerim ama hak yemem der misin? Ya çoğu zaman. Bile bile bir başkasının yaptığı kötülüğü sakladığın oldu mu? Evet sakladım. Neyi sakladın? Kutsanıyorum değil mi evet. Şu an? Yani bir aldatmayı sakladım. Çok yakın ilişkilerimdi. Hani arkadaşlık ilişkilerimdi. Belli bir noktada saklamak durumunda kaldım. Çok sarhoş olup hatırlamayacağın şeyler yaptın mı? En utandığın olayın nedir? Bir gün arkadaşlarımın evine gittik. Ve ben böyle çok daha hani işte alkol içmeye yeni başlamıştım falan. Ve böyle artık o kadar sarhoş olmuşum ki milletin elindeki böyle şatları alıp içip ondan sonra da bir güzel evin ortasına kustum. En utanç vericisi buydu. Genelde onları alkolle yaşamıyorum. Gerçi hiç olayı yok ya. Yani çok rahat, çok sakin. Söylediğin en büyük yalan neydi? Anneme ben heteroseksüelim dedim. Neyse, en azından doğrusunu biliyor. Murat Boz, Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki adına seni kutsuyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Annen hiç yaptığın işleri izlettin mi? Annem ben sahnede kırbaçlanırken beni seyretti.
ters olabilir biraz aile yapısı. Hayır. Sevgi olduktan sonra bence çok da bir şey ters değil. Senin canının yanmasıyla ilgili bir şeyler sordu mu sana? Yok, onunla alakalı bir şey sormadı. Sadece gerçekten orada bizi izleyen çok büyük bir kitle vardı. Onun için beni onayladığını ve hani benimle gurur duyduğunu söyledi sadece. Başka bir şey söylemedi. Karşındakine rağmen karşındakini değiştirmeye çalıştığın oldu mu? Onun rızası olmadan. Evet denedim. Ve hüsran da sonuçlandı. Daha böyle eril, daha böyle işte senin gibi böyle... Benim gibi ne? Zarif davranmasını istediğim oldu tabii ki. Ama hani onu ona zorladıktan sonra bunu onun aslında kendisi olmadığı hale getirdikten sonra ilişki patladı zaten yani. Hiç aldattın mı? Aldattım. Hiç aldatıldın mı? Aldatıldım. Hangisi daha dokunuyor? Hiçbirisi. Bu olaylardan sonra paylaşımcı biri olduğuma kanaat getirdim açıkçası yani. Salak yerine konmak kötü bir şey. Ama neden aldatıldığımı da anlayabiliyorum. Neden aldattığımı da anlayabiliyorum. İnsan doğamız gereği bazı şeyleri inkar ediyoruz. Cinselliğimiz gibi ya hani. O yüzden o noktada böyle artık onu kabullendim. Hani onu aldatmak değil de daha söylenemeyen dürtülerin yaşanmaya çalışılması bir ilişki içerisinde artık. Başkalarına söyleyin en büyük yalan nedir? Kendinle ilgili. İyiyim. Mutluyum şu an. Her şey yolunda. İşlerim çok iyi gidiyor. Merhaba. Dur lütfen. Peki. Ben sunmak istiyorum. Haymatlos Erotik Shop'un sunduğu seksli sohbetlere hoş geldiniz. Şimdi sözü Oğul'a bırakıyorum. Evet Oğul'cum. Hiç ilişkileri devam ederken bir arkadaşının sevgilisini ayartmaya çalıştığın oldu mu? Neyse ki şatatmanın evet demek olduğunu hala bilmiyor. Ya neyse. Önemli değil yani. Vücudunda en çok hoşlandığın yer neresi? Cevaplamadınız. Gerçekten mi? ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdığının farkında değil yani. Hiç istemediğin halde sırf laf olsun diye seks yaptın oğlum. Ayıp olmasın diye. Ayıp olmasın diye seks yaptım oğlum. Bu ne demek? Bunu gerçekten şöyle, sormak zorunda. Hadi açalım. Bu ne tamam demek? Mı? Ayıp olmasın seksi şöyle, ne demek? Karşında bir insan var. Hani inanılmaz itici birisi de değil tamam mı? Ama gerçekten o dürtüyü böyle şevkle paylaşacağın birisi değil karşındaki. Ama o kadar böyle hani ısrar var ki ortada. Artık bir noktadan sonra o ısrar bitsin istiyorsun. Ve... Duygulardan bahsetsek? Romantik sohbetler mi yapacağız? Şuraya mum alabilir miyiz? Var mı? Prodüksiyon. Her gün dışarıya çıkarken olmazsa olmazın nedir üstünde? Bel çantam, parlatıcım. Liste uzunmuş. Nemlendirici. Tamam. Yani şöyle aslında... Evet. Elif gör bak neler hediye ediliyor bana gör. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa ben onu çekimde takarsın diye getirmiş. Ya yok. Gece dışarı çıkarken olmazsa olmazın. Rezervatif. Hovardalıkta olmazsa olmazını soracaktım. Ha, ama gece sonuçta hovardalık. Gecelerin ne kadar hovardalık? 70'i. Senin gece olmazsa olmazın ne? Olmazsa olmazım... ne? Yani... Ya tamam kameraları oynama ya. Ya kameraları işte ol yani ne olduğunu. Olmazsa Allah olmazım Allah ne? Allah ya. Evin anahtarı, mekanın anahtarı, cüzdan, telefon, şey laçonun tasması. Bu beni buraya çağırmış sadece kendisi soracak diye bak diva. Ne abi şey. Evimin anahtarı diye cevap veriyorsun. Gerçekleri konuşalım. Olmazsa olmazım. Kondom çok lazımsa nöbetçi eczane bulunur. Yani kondom için nöbetçi eczaneye gidip aradaki tensiyonu kaybedeceksin. Var gitmişliğim var yapıştı. O kızın ya. Düşündüğü şeyi tahmin edemiyorum şu an abi. Ben bırakıp giderdim seni yani. Flört etmek için ne yaparsın? Konuşurken ismi neydi abi dedip daha böyle dokunurum. İlk başlangıç noktam orası oluyor değil mi oğul? Teşekkür ederim. Oğul. Yani ben de genelde mesela insanların kulunçlarını olmayı gerçekten severim. Gerçekten mi? Benim de flört etmiş abi. Hoşlandığım insanları flört etmek için öküzce bir yaklaşım olabilir. Biçimi değil mi? Teşekkür ederim. Giyemem. Ya hayır ya. Çok yakıştı ha. Şu nasıl? Çekim bitsin ben hepinizin memenize denk geleceğim. Ankara yersiz sohbetler devam ediyor. Kovayla devam edeceğiz. Tam oldu üstüne bence ama. Bence de. Bu bölümde karşılıklı olarak kovadan sorular çekip karşılıklı olarak cevaplar vermeye devam ediyor olacağız. Çünkü aslında amacımız program çekmek değil, bu gece Görkem'le beraber gitmek. Teşekkür ederim.
Beni buraya bu yüzden çağırmışlar. Evet. Neyse. O zaman... Allah'tan hoş adamsın. Var teşekkür yani. Ederim estağfurullah. Yoksa ben mi çekiyorum? Hoş adamsın dedi. Yalanın anlaşıldığındaki ilk tepkim. Birincisi komple kızarmaya başlıyorum. Direkt böyle kıpkırmızı kesiliyorum. Utandığım ve yalanım anlaşıldığı anda. Yalanın anlaşıldığındaki ilk tepkin ne? Tamam, çok ortada. Teşekkür tamam. ederim. Evet. Ya bunu söylemesem şans mı içeceğim? Hayır, hayır. Soruyu bir sor. Çünkü bir şey soracağım. Gelecekte bunu yapacağım insanlar buradan taktiğimi değiştirmem gerekecek. Lanet olsun. Birini ekmek istediğini ne söylüyorsun? Ya şöyle. Bugün aslında randevum vardı. Dönme randevum. Ben onu iptal ettim seninle buluşacağım için. Fakat ertesi gün şehir dışına çıkacakmış. O yüzden şu anda benim hani biraz da sıkıştırıyor. Ben gidip dükkana galiba dövme yapacağım. O yüzden kusuruma bakmazsın. Hayatımda duydum en uzun yalandı yani. Evet ama ne söyleyeyim, yazık değil mi yani? Uyandığında yanında olan şey nedir? Hoşuma da gitmiyor ama telefon. Telefon çalıyor, böyle uyanıyorum. Ve gün öyle başlamış oluyor genelde benim için. Senin? Bundan birkaç ay öncesine kadar sevgilimdi. Ama... Şimdi? Oyuncu kayın. Yok hayır be. Hayır. Yapma. 21 yaşında olabilirim ama o kadar da değil yani. 20-30 yaşında olup oyuncu kayısıyla uyuyan kadınlar var. Peki. Boyutu nasıl peki ayırıyor oyuncu kayın? Çekiyorum. Yakalandığın en kötü ilginç durum nedir? Telefonum yoktu. Tuvalete laptopla girmiştim ama tuvalete girmek için değil yani. O sırada annem içeriye girdi. Böyle çat diye kapıyı açıp. Ve o sırada ergenliğimin noktalarını keşfederken anneme yakalanmıştım. Al sen cevapla. Ben de mi cevapladım? Evet, bunları kim yazdı Allah aşkına? Lanet olsun. Günüm böyle geçiyor. Ya. Devamlı komik durumlarda yakalanırken geçiyor. O yüzden alıştım gibi yani. Klimayı açın kız. Burada klima yok mu? Ha müfle. Müstesna Sütyenlerinin sunduğu programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Oğul var ve Oğul'la bir soru cevap şat içme oyunu oynuyoruz. Evet. Ve bu kez intikam sırası bende. Evet Oğul. Daha önce hiç bir erkekle beraber oldun mu? Hayır. Peki bir erkekle beraber olsaydın bu kim olurdu? Kimseyi gücendirmek istemem. Yapma. Hayır. Yakışıklı bulduğun hiçbir erkek yok mu? Ama şey olacak işte. Ünlü. Ünlü ya şu tamam olurdu. Tamam işte söyle. Kime verirdim? Ünlü yönetmen Fuat Salman'a kesin bir tur verirdim. Bir tur mu? Kaç beygirsin bebeğim? 100 tork. Söyle de yolumuzu bilelim. Bir sonraki adımın sence ne olacak? Ya da neye hazırlanıyorsun şu anda? Ya şu an ulaşabildiğim kadar iyi insana, gerçekten kendini bulmaya heveslenmiş insana ulaşmayı hedefliyorum. Yani şimdi bir söz var ya işte yeni jenerasyondan bir halt olmaz diyorum ve mevzuyu kapatıyorum. Yani, neden buna bu kadar hırslısın? Çünkü umutsuzlukla beslediğin bir jenerasyon sana iyi bir ürün vermez zaten. Ama kendi yollarını bulabilecek kadar da bu insanlar kendilerini yetiştirebilecek alana sahipler. Yeni jenerasyon kötü değil. Sadece biraz umuda ihtiyaçları var. Umarım birilerine umut olabilirim. Öyle söyleyeyim sana. Senin umut kaynağın nedir? Geçmişte insanların bana yapmış olduğu zorbalıklar vardı böyle belli bir dönem. Topsun, ibnesin, işte sizin bu ülkede yeriniz yok dendi. Ben de yerimin olduğunu ispatlamak için bu yola çıktım. Çünkü karşıma geçip daha hani çükünün yerinin nerede olduğunu bilmeyen bir adam bana hayatta bir şeyi başaramayacağıma dair bir mesaj vermişti. Ve buna protest biçimde hayatımı yaşamaya başladım. Sonrasında aslında hayatını bu nefretle devam etmemem gerektiğini farkına vardım. Aslında iyi bir şey yaptı dolaylı olarak ama o zamanlar benim için kötüydü, öyle söyleyeyim. Benim motivasyonum şu, insanlara bir şeylerin imkansız olmadığını, açıkça konuşabileceğimizi gösterebiliyor olmak. Başaramayacaklarına inandırılan insanların da başarabileceklerini inandıracak kadar başarılı olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel anlattın. Yolun açık olsun. Merhaba. Simülasyonda bu aradalar. Bu aradalar sosyal medyaya ve mecralara dair acayip bir baskı var. Niye acaba? İnsanların bir şeylere rahat ulaşılması mı istenmiyor? Yoksa bizim rahat ulaştıklarımız size mi batıyor? Kimin ne izledi, ne kadar izledi, nasıl izledi, niye bu kadar umrunuzda? Eğer bu kadar umrunuzdaysa bağlayın bütün çanak antenleri kendinize, tek yayın izleyelim.
Bizce tekrar cami yapılmasındansa Ayasofya'nın kreş yapılmasını istiyoruz. Binlerce çocuk orada koşsun. Bir miktar vakit geçse de hala yüreğimizde yatan ateş taze. Pınar Gültekin öldürüldü. Diğer öldürülen binlerce kadın gibi anısı şu anda insanların dilinde, sosyal medya sayfalarında, birilerinin gündeminde. İnsanları kendilerini utandırmaya, erkekleri erkekliklerini utandırmaya, kadınları gece sokağa dışarı adım atarken utandırmaya, gücendirmeye ne gereği var? Herkes haddini bilse, biraz daha sakin olsa, katliama, cinayete ne gerek var? Pınar Gültekin tek değildir. Kadınlar yaşasın. Teşekkürler. Birileri sana olmaz dediği zaman sen bunu yapamazsın, bu tutmaz, başarılı olamazsın, sen zaten ile başlayanları duydun. Ne yapıyorsun? Yani şöyle, önceden bir ispat çabam vardı, bakın olabiliyor falan gibi. Ama şu an zaten varlığım bazı şeylere yetiyor. Çok bu tarz soruları almıyorum. Geçmişte alıyordum. Sen işte daha bu topluma naifsin, işte bu toplum için çok kırılgansın laflarının cevabını zaten kendileri dönüp mesela benden en uç örneği ve en çirkin örneği benimle daha böyle lise döneminde böyle inanılmaz dalga geçen işte kendini böyle inanılmaz erkek gören insanların ben mesleğimi elime aldıktan sonra hayatımı kazanmaya başladıktan sonra benden indirim istediklerinde durumun hani absürtlüğünün böyle farkına vardım falan. Aslında çok böyle karman çorman bir menfaat dünyası içerisinde yaşadığımızın. Hani evet koşullar öyle gerektirdi. Belki onlar da o yüzden öyle yaptılar. Arkadaşlarına ne kadar erkek olduklarını ispat edeceklerdi falan. Şu an hiçbir şey beslemiyorum. Nefret gibi. Hiç gitmek istediğin oldu mu? Buradan mı? Yaşadığın ülkeden yaşadığın şey. Yok, daha çok kalıp savaşma taraftarı oldum. Yani bunu değiştirmek daha önemli. Bütün artı puanlar şu anda Görkem'e. Bu gece Görkem Sevinlik ile beraberdik. Kendisini çok sevdik. Gerçekten çok sevdik. Çünkü dürüst olmaya, dobro olmaya, olduğun gibi yaşamaya dair çok fazla şey dinledik. Bunu izleyen kim varsa da öyle olmasını öneririm gerçekten. Yalan söylediğiniz zaman bir noktada patlıyor zaten. Olmadığınız kişi gibi görünmeye çalışıyorsanız. Görkem teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ankara yer sohbetler sona erdi. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Bırakam 212'den ara. O yakayla bu yaka ayrı. Dik ve kıyaka, beyaz çorap fiyakam. Politika riyakar da komün hala hayatta. Bilhassa sokakta yeah. İmkan olsa ok atacağız da idare eden tokatla. Argo jargon, yumruk ve çok az caz.